Arkadaşlar merhabalar. Denememizin matematik bölümünü çözelim. Birinci sorusuyla başlıyoruz. Diyor ki net sayısı hesaplanırken her bir yanlış doğrudan 1 bölü 3'ü kadar götürüyormuş. Yani bir doğrunun 3'te 1'i kadar götürmesi gerekiyor. O yüzden 1'i 3'e böldüğünüzde 1'in 3'e bölümü 0,333 devreden şekilde gidiyor. Biz 3'ünü tek devreden koyalım. Hemen kısa yoldan olsun. Peki 2 tane yanlışım varsa 0, 6'nın devreden kısmıyla karşılaşmış oluyoruz. 0,6'nın devreden diyelim. 16 tane doğrum varmış. 0,6 tanesi de yanlışlardan gittiğinde 15,33 tane doğrum kaldı. Fen bilimleri netim 15,33'müş. Peki matematikten direkt 3 yanlışım var. 3 yanlışın bir doğruyu götürdüğünü hepimiz biliyoruz. 14 tane netim kaldı. Topladığımda hepsine 29,33 devrediyor, biliyorsunuz ki 1 3 yazmamız yeterli. Hemen ikinci soruya bakalım. Diyor ki birinci ve ikinci kutuya öyle bir sayı yerleştir ki yapılan aradaki seçtiğin işlemle en büyük sonuç çıksın. Şimdi en büyük sonucun çıkması için iki negatifi birleştirip bir pozitif elde edelim çarpma işleminde. O yüzden eksi 5 ile çarpıyorum eksi 3'ü, artı 15 ile direkt karşılaşıyorum kısa yoldan. Üçüncü sorumuzda ise diyor ki rasyonel sayılardan hangisi diğerlerinden büyüktür? Negatif sayılar sıfıra yaklaştıkça büyüyordu arkadaşlar. Eksi 9'un 2'ye bölümünden eksi 4,5'unu elde ettiğini hepimiz biliyoruz. Eksi 11'in 4'e bölümünden eksi 2 75 geliyor. Eksi 16 bölü 5 eksi 3,2. 5 bölü 3 ise eksi 1,6'nın devreden kısmı geliyor. En küçük sıfıra en yakın olan hangisi? D şıkkı çok açık bir şekilde karşımıza çıkmış oluyor. Şimdi diyor ki kardeşlerin araları 3'er yıldır diyor. En büyük kardeşin yaşı x ile gösterilmiş. Şimdi en büyük kardeşim bu olsun, x ile gösterilsin. En büyüğü buysa diğerlerini 3 eksilterek yapabiliriz. Bu da x eksi 6 şeklinde oldu. Ne yapıyorduk cebirsel ifadelerde? Bilinmeyenleri kendi aralarında, sayıları kendi aralarında topluyorduk. 3x eksi 9 oldu. Cevabım B şıkkı direkt karşıma çıktı. Beşinci sorumuzda ise diyor ki Melek Hanım x kilogram portakal elmalardan alıyormuş. Portakallardan ise elma miktarının aldığının bir eksiği kadar alacakmış. Buna x kilogram direkt yazalım. Portakallardan x eksi 1 kadar alacakmış. Diyor ki 3 katının 1 eksiğinin 3 katı. O zaman bir de bunu 3 ile çarpmam gerekiyor. Hemen işlemimizi yapalım. Ne diyor? 2 meyve için ödeyeceğim toplam miktarı gösteren ne kadar? Şimdi fiyat bulacağımız için alacağımız kilogram fiyatıyla TL'yi çarpmamız lazım. 3 çarpı x dedim. Artı bir de arkadaşlar fiyat geleceği için başına 2 koyarsak direkt 6 olmuş olur. 6'yı direkt dağıtarak devam edelim. 6x eksi 6'dan hesaplayalım. X'leri kendi arasında topladık. 9x eksi 6 etti. Hemen bu da çıktı. Geçelim diğerine. 6. Arkadaşlar bunlar bölme işareti. Aradaki işlemler kafanızı karıştırmasın. Direkt bölme işlemini yapalım. Eksi 12'yi eksi 1 bölü 2'ye bölersek bir kere pozitif bir sonuç bulacağımızı biliyoruz. Bölme işlemi kesirlerde birincisi aynı dururdu. İkincisi ters çevrilip çarpıldığında 24 elde ettik. Burası da 12'nin 1 bölü 3'e bölümü. Birinci aynen kaldı. İkincisi ters çevrilip çarpıldığında 36 elde ettim. Buraya da bakalım. Eksi ile eksi zaten artıyı verecek. 12, ikinciyi ters çevirip çarptığımda 3 bölü 4 dedik. Çarptığımda kaç elde ettim? 9'u direkt yazalım. Bunda da arkadaşlar 12 çarpı 5 bölü 6'dan direkt çıkacak sayı zaten 10. En büyüğü bana C şıkkı oldu. Hemen 7. sorumuza bakalım. Diyor ki eksi 2 ile eksi 1 noktalarına, B noktası ise eksi 2 ile A noktasına eşit uzaklıktadır. Yani eksi 2 ile 1 noktasının orta noktasını A olarak belirlemiş arkadaşlar. O zaman ben bu noktaya ikisini toplayıp, orta nokta nasıl bulunuyordu? İki sayı arasındaki uzaklığı toplayıp 2'ye bölüyordum. O zaman eksi 3 bölü 2 oldu A noktasının uzaklığı. Şimdi B noktası nasıl bulunacak? Eksi 3 bölü 2 ile eksi 2'yi toplayıp 2'ye böleceğiz. Bölelim, eksi şey toplayalım, eksi 2 artı eksi 3 bölü 2, topladığımızda eksi 7 bölü 2 elde ettik. Bölü 2 diyoruz eksi 7 bölü 2'den. Bölü 2 dedim, hemencecik eksi 7 bölü 4'e ulaştık. 8. soruda da diyor ki 3 arkadaş Fatih'in parası işte 5'te 3'ü, 3'te 2'si ve 4'te 1'ini vererek aynı kitaplardan birer tane almıştır.
Bunun sonrasında aldıkları kitabın fiyatı 6 TL olduğuna göre diyor ki parasının dörtte birini verdiyse ters işlemden gidersem 6 ile 4'ü çarparak Cenk'in parasını 24 buluruz. Emre'nin parasını ise direkt 9 buluruz. Fatih'in parası ise direkt 10 çıkar bana. İşlemleri yaptığımızda çok açık görünüyor. Fatih'in parası da 10 TL çıktı. Hepsini topladığımızda 43 ile karşılaşıyoruz arkadaşlar ters işlemden. 9. soruda burada bir eksikliğimiz var. Bir çiftçinin günde 88 bölü 3 diyerek bir inekten bahsediyor arkadaşlar. Bu bir ineği gözden kaçırmazsak doğru çözeriz. 10 adet ineği varmış. Her biri 88 bölü 3 elde ediyorsa 10 tanesi 880 bölü 3 litre süt elde ederiz. Çiftçi bu sütleri 2 bölü 3 litrelik şişelere doldurup satıyormuş. Şimdi ben bunların her birini bu kadar şişelere satarsam bunu şişelere bölmem lazım. Yani bölü 2 bölü 3 diyeceğim. Ters işlemde neydi? Birincisi aynen sabit tutulurdu. Rasyonel sayılarda. İkincisi ters çevrilerek çarpılırdı bölme işleminde. Hemen üçler gitti. 880 bölü 2'den de 440 kaldı arkadaşlar bana. 440 tane şişe elde edecekmişim. Bu çiftçinin bir günlük süt üretiminden elde ettiği gelir ise 880 TL. O zaman 440 tane şişe olduğuna göre 880 parada kazanıyorsa her biri 2 liradan satılmaktaymış. Ahmet fotoğraf albümünde bulunan kare şeklindeki çerçeveye koyacakmış arkadaşlar. Şimdi diyor ki bir kenarından 1 bölü 10 kısmını kesiyormuş. Şimdi ben buradan 1 bölü 10'luk bir kısım kesersem buraya kalan 2 bölü 10'luk kısım mı olur? Burası 2 bölü 10 kaldı. Buna göre diğer kısımdan kaç kesmesi gerekiyor diyor. Arkadaşlar bunu sadeleştirelim kısa yoldan bulabilmek için. 1 bölü 5 yani bu kare olacak ya benim buradan da 1 bölü 5'i elde etmem lazım. Ama şu anki uzunluğu 1 bölü 4. Ben 1 bölü 5'i elde edebilmek için kaç santim kesmem gerektiğini 1 bölü 5'i çıkartarak bulurum. Bundan da 1 bölü 20 çıkar. 1 bölü 20 santim kesersem direkt sonuca ulaşmış olurum. 11. soruda ise adam diyor ki bana her birinin uzunluğu 3 bölü 4 olan kolilerden 4 tane koyarak bir üst geçitin altından geçebilmekte. Fakat 5. koliyi kaldırmıyor kapasitesi diyor çarpıyor diyor. Kasanın yerden yüksekliği 5 bölü 4 olduğuna göre metre cinsinden değeri nedir diyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ki 4 tane olduğu için şu kasaların toplam uzunluğunu bulabilmem için 3 bölü 4'ü 4 ile çarparak bulabilirim. 3 metreymiş bunun uzunluğu. 3 metre elde ettim. Bir de 5 bölü 4 var burada. 3 artı 5 bölü 4'ten yerden kasanın sonuna kadar olan uzaklığı direkt 17 bölü 4 olarak bulabilirim. 17 bölü 4 arkadaşlar 4,25'e denk düşüyor. Şimdi bir tek şıklardan kontrol etmek kaldı. Bu kısa buradan zaten yükseklik olmaz. Bu da kısa arkadaşlar. Şimdi diyor ki D şıkkına bakalım. C cevabımız ama D neden olmadı? Arkadaşlar ben bir koli daha koyabilirsem rahatlıkla geçerdi bu üst geçitin yüksekliği 5,5 olsaydı ama bu adam bana diyor ki 5. koliyi koyamazsınız çarpıyor. O zaman en ideal yükseklik alt geçit için 4,5 metredir. 12. sorumuza baktığımızda diyor ki aşağı inerken 4 saniyede iniyor, yukarı çıkarken ise 5 saniyede çıkıyormuş. Giriş kattan 4. kata çıkana kadar arkadaşlar kaç saniye geçer? 20 saniye. 4 ile 5 çarptık. 20 saniye geçmiş oldu. Hemencecik yazdık buraya. Peki 3. kattaki yemek bölümüne inerken bir kat inecek. O zaman 4 saniye geçmiş oldu. 4 saniye geçmiş oldu. -1'deki oyun katına inerken arkadaşlar 4 kat aşağı ineceği için 16 saniye geçmiş oldu. Giriş kattaki çıkış kapısına gelebilmek için -1'den bir kat yukarı çıkmalı. O zaman 5 saniye geçirmiş olmalı. 5 saniyeyi de yazdık. Hepsini topladığımızda elde ettiğimiz sonuç direkt 45 saniye olacaktır. Şimdi sayı örüntülerini yaparken nasıl yapıyorduk? Artış miktarını katsayı olarak alıyorduk. Kaçar kaçar artmış, yedişer yedişer. O zaman benim katsayım 7n oldu. Aradaki fazlalığı nasıl yazıyorduk? Birinci terimin yazıyorduk değerini. Birinci terime 1 yazdık. Yani 7 en yerine 1 yazdım. 7 etti. 4'ü elde edebilmem için 3 çıkartmam lazım. Benim genel terimimi oluşturdum. 19. adımdakini soruyor bana. En yerine gidip 19 yazıyoruz arkadaşlar. 19 eksi 3'ten cevabım 130 gelir.
Hemen 14. soruma da bakalım. 8'e eş parçaya bölünmüş bir pastanın bir dilimi yenmiştir. Arkadaşlar bir pastayı 8'e bölmenizi istiyor. Ne yaptık? 1 bölü 8'den bunu ondalık kesire çözmeyi hepimiz biliyoruz. 1 virgül 0,125 oldu. Hemen diğerine bakıyorum. Nazlı yukarıdaki üstü ifadenin üstünü bir büyütürse şu anki sonucu 9 değil mi? Hepimiz biliyoruz. Bir büyütürse eksi 3'ün 3. kuvveti oldu. Bu da eksi 27'ye denk düştü arkadaşlar. Şimdi eksi 27'den 0'a gelene kadar 27 sayı bir kere var. Bir de 0'dan 9'a kadar var sayı doğrusunu hayal ettiğimizde. 36 tane sayı küçülüyormuş. 16. soruya baktığınızda arkadaşlar bu soru birazcık anlaması sıkıntıya düşürebilir sizi. Diyor ki kadar fazla zıplamıştır. Yani bu zıpladığını ilk zıpladığını eklemeniz gerekiyor. Bunu gözden kaçırmadan çözerseniz sorunun zor bir kısmı yok. Direkt açıklayarak yazalım. 2 bölü 5 ilk zıpladığında elde ettiği sonuçmuş. Ve diyor ki ilk zıplayışının 1 bölü 2'si kadar. Bunun 1 bölü 2'sini alarak birinci zıplayışı elde edeceğim. Bunlar sadeleşti. 3 bölü 5 birinci zıplayışının sonu. İkinci zıplayış ise biraz daha aşağı kaydıralım. İkinci zıplayış ise 3 bölü 5'in 1 bölü 2 fazlası kadar. Bu da arkadaşlar 9 bölü 10. Bu üçüncü zıplayış. Hayır, ilk zıplayış 2 bölü 5'ti. Bu ikinci zıplayış. Şimdi yaptığımız üçüncü zıplayış 9 bölü 10 oldu. Bakalım hala biri geçmedi. Birden büyük bir sayı elde etmem lazım. O yüzden hemen dördüncü zıplayışa bakıyoruz. Dördüncü zıplayış ise 9 bölü 10, şurayı yapalım hemen onu da. 9 bölü 10 artı 9 bölü 10 çarpı 1 bölü 2'den 27 bölü 20 etti. Bu birden büyük bir bileşik kesir olduğu için 4. zıplayışta en az biri geçebiliyor. 17. soru arkadaşlar basit bir soru herkesin yapabileceği gibiydi. 1 bölü 2 ile 1 bölü 5'i toplayıp 2,4'ten çıkartacağız. 1 bölü 5'in 0,20 olduğunu ondalık sayılardan hepimiz biliyoruz. Burası da 0,50. İkisini topladığımızda 0,70 çıkar arkadaşlar. Şu aradaki mesafeyi bulabilmem için 2,4'ten çıkartıyorum 0,70'i. Bana kalan 1,7'dir. Bu da 5 şıkkı. Hemen 18. soruya bakalım. Arkadaşlar 18. soruda diyor ki her birini birbirleriyle çarparak aslında bu kadar uzatmaya gerek yok. Çünkü içerideki en büyük sayıları birbirleriyle çarparsak zaten büyük bir sayı elde etmiş olurum. Büyük bir negatif sayının en küçük pozitif bir tam sayıya bölersem en az sonuç elde etmiş olurum. O zaman diyoruz ki gelin buradaki kaçla çarpalım? Arkadaşlar 6 ile eksi 6'yı çarptığımızda görüyoruz ki en küçük negatif tam sayı çıkıyor. O yüzden eksi 36 etti. Şimdi diyorum ki en küçük pozitif sayıya böleyim ki en az sonuç çıksın negatif sayılarda. O yüzden buradan da eksi 2 ile eksi 2'yi çarptım. Artı 4 elde ettik. Eşittir. Eksi 9 benim en az alabileceğim değerim. 19. soruda ise arkadaşlar bu yine bölme işlemi kafanızı karıştırmasın. Hemen ilk önce üslü sayıların işlem önceliği vardı. Eksi 1 bölü 2 3 defa yan yana yazıp çarparsak eksi 1 bölü 8 elde ederiz. Sonraki işlem önceliğim ise bölmeydi arkadaşlar. Hemen 5 bölü 16'ya böleriz. Birinci sayı sabit tutulup ikinci sayı ters çevrilip çarpılırdı. Eksi 8 bölü 1'den burası 2 geldi. Artı 5 bölü 2 oldu. Artık tabii ki bunlar da pozitif hale aldı. 3 bölü 2 ile topladığımda 8 bölü 2'den 4'e ulaştık. 20. sorum ise diyor ki bir örüntü cebirsel ifade elde etmem gerekiyor. Arada kaç tane olduğunu bilmediğim için bir kural yakalamamız lazım. Şimdi uzun kenarlar zaten onar santimmiş. Buraya yazdık. Aradaki mesafenin kaç olduğunu bilmediğim için bir kat belirlemem lazım. Burası 4, burası da 4'müş. O zaman diyorum ki ben çevre için ilk önce 20 ile başlamam lazım. 2 uzun kenardan. Peki 2 kısa kenardan da 8 gelmesi lazım. Şimdi eni koyacağım yer ise benim sabit zaten uzun kenarlarım. Onunla enlik bir durumu yok. Ama kaç tane kısa kenar geleceğini bilmediğim için kısa kenarlara en ekleyerek sonuca ulaşabiliriz. Teşekkürler.